Daha başlamadı ki. YouTube. Pek kıymetli Milli Düşünce Merkezi YouTube kanalı Pek kıymetli izleyicileri, Milli bugün Düşünce çok Merkezi kıymetli YouTube kanalı izleyicileri. Bugün çok kıymetli. Şu anda sesim yankı yapıyor bana, aynen. Şu anda sesim yankı Bakayım, ha yapıyor bana, tamam. aynen. Ha tamam. Neden acaba? Hala yapıyor. Şu an teknik bir sorun Hala var. yapıyor. Şu an teknik. Canlı yayın aynı anda Canlı açtınız mı acaba açtınız başka aynı bir anda yerden? açtınız mı Tamam. acaba başka bir yerden? Tamam. Pekala, Hayır. o zaman ben devam Pekala, o zaman ediyorum. ben devam ediyorum. Bugün Türk Bugün şamanizmini, Türk Türk mitolojisini çok şamanizmini kıymetli konuklarımla birlikte konuşacağız. Ve bu sohbeti alanın uzman isimleriyle çok değerli konuklarımla birlikte gerçekleştireceğiz. Kıymetli konuklarım Timur Davletov hocam, Sergen Çirkin hocam ve Sergen Ömer Ünal Çirkin hocam. hocam ve Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? teşekkürler. İyilik. Sağ olun. Sağolunuz. Zaten diğer iki konuğumun şu an mikrofonu kapalı. Şimdi efendim, bugün malumunuz son yıllarda özellikle Türkiye'de ciddi derecede yankı yapan, değer alan ve ciddi şekilde gençlerin dikkatini çeken önemli bir konu. Türk mitolojisini sohbete açacağız. Burada tartışacağız. Değerli konuklarımla beraber. Tabii Türk mitolojisi denilince çok önemli sorularımız da var. Şamanizme dair çok önemli sorularımız var. Bu sorularımızı sıra ile kıymetli konuklarıma soracağım. Öncelikle şöyle bir soruyla başlayayım. Acaba Türkiye'de mitoloji denildiği zaman tarihte yıllardır Yunan mitolojisi bilinirdi. Mitoloji nedir? İşte Zeus'tur, Athena'dır gibi kavramlarla Yunan tanrıları üzerinden anlatılırdı. Fakat özellikle son yıllarda Türkiye'de Türk mitolojisi üzerine ilgi oldukça arttı. Peki siz bu alanın üzerine kitap yazmış, yazılar yazmış, uzman isimler olarak bu ilginin farkında mısınız ve bu ilgiye dair neler söylemek istersiniz diye genel bir soruyla başlayayım. Timur Hocam, buyurunuz, sizinle başlayalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten de son dönemlerde büyük bir ilgi var İyi dünyada. akşamlar. Sadece Türkiye'de ve Türk dünyasında değil, dünyanın genelinde böyle bir ilgi artışı var. Eski antik döneme ilişkin olarak. Nitekim bunları ne diyor ona? Sinema sektöründe de görebilmek, izleyebilmek olanaklıdır. İşte Vikingler olsun, yani kuzeydeki İskandinav ülkeleri olsun, işte eski putperest antik Yunan olsun, işte Cermenlerin kabileler olsun, vesaire vesaire. Onların üzerine çekilen diziler, filmler çok büyük kitlelerce adeta takip ediliyor. Yani bunların içerisinde belki de en büyük ilgiyi uyandıran yapımlardan birisi de Vikingler dizisi. Tabii bu Vikingler Evet. dediğimiz zaman ya da eski Yunan mitolojisi dediğimiz zaman aşağı yukarı hepimiz isimleri sayabiliyoruz. Birkaç tanrı ismini sayabiliyoruz rahatlıkla. Ama Türk mitolojisine gelince ve Türk mitolojisinde geçen kutsal varlıklara gelince biraz daha sorunlu oluyor bu hal. Nitekim yani hatta 19. yüzyılda mesela Avrupa'da Avrupalı aydınlar, yani Hint Avrupalı aydınlar diyebiliriz bunlara, kendi konuşmalarında kendini daha aydın gösterebilmek için eski putperest Yunan kültüründen, mitolojisinden birkaç pasaj, birkaç alıntı, birkaç tanrı adını vermeye çalışırdı. Böylece etrafındaki arkadaşlara daha kültürüne sahip olduğunu, daha bir eğitim pozisyonuna vakıf olduğunu göstermeye çalışıyordu. Yani böyle ilginç bir şey vardı. Yani o noktaya getirmişlerdi.
19. yüzyılda. Tabii Türk dünyasında şimdilik bunu biz göremiyoruz. Ne yazık ki. Yani herkes eski, yani eski Yunan çok tanrıcı şimdi. İşte İskandinavlar tek tanrılı din öncesi döneminde gene tek çok tanrılı. Onlar da hoş görülmüyor ama insanlar bir takip ediyorlar, okuyorlar, izliyorlar, isimlerini biliyorlar. Böyle ilginç ikili, yani ikili bir tutum söz konusu. Böyle ilginç şeyler anlatılabilir. Ama İskandinavların bu başarısının arkasında bilinçli bir tavır var. Yani onu da dile getirmek lazım. Bu Nordic Council diye bir council var. Hani Turkey Council gibi, Türk Konseyi gibi. Ama Nordic Council tabii çok daha eskilere dayanıyor. 70'li yıllarda alınan kararların neticeleridir. Günümüzde bizim tanık olduğumuz dünya çapında işte bir ne diyorlar ona, kasırga gibi kavuran ve herkesi adeta ekran başlarına kilitleyen yapımların ortaya çıkması. Herkes merak ediyor. Herkes kitap arıyor. Yani bu konuda bir şeyler okuyabilmek için. Umarım gelecekte Türk mitolojisi içinde bunlar olacak. Yani ön yargılardan dışında aranabiliriz umarım. Ve tam sahip çıkabiliriz. Çünkü Türk mitolojisi dediğim zaman yani sadece Manas'ı aldığımız zaman 500 bin satırlık bir şey var. Yani biz Odiseya, İlyada'yı aldığımız zaman ikisini bir araya getirdiğiniz zaman olmuyor o kadar. Ama Türk mitolojisine, hele ki şaman mitolojisine dahil ettiğimiz zaman yani onlarca milyon satırlardan bahsedebiliriz. Yani bu büyük bir rakam mitoloji için. Yani Türk mitolojisi kitapları yazılıyor ama Türk mitolojisi kitaplarının içinde bütün Türk mitolojisi yer almıyor. Belki de %10'u bile almıyor. Yani bunu da söylemek gerekir. Hele ki Sibirya'daki Türk halklarının mitolojisi, destanları son dönemde ancak aktarılmaya başlandı Türkiye Türkçesine ve burada da şunu söylemek lazım, çok başarılı bir şekilde, hatta kıyas yapmak gerekirse yani Sovyetler boyunca, Hakas Türkler için söylüyorum bunu, Sovyetler döneminde Hakasya'dan Rusya'ya aktarılan destanların sayısından daha fazla sayıda destan Hakasya'dan Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Bu Türkiye Türkolojisinin büyük bir başarısıdır bence. Bunu da zikretmek lazım. Dolayısıyla bundan sonra çalışmak için daha fazla imkan var. Bunları söylemek istiyordum. Teşekkürler hocam. Sağolunuz. Gerçekten aslında özellikle İskandinav mitolojisinin bu kadar ilerlemesinde gerçekten Vikingler dizisinin belki de izlemeyen kalmamıştır. Etkisi çok büyüktür. Hocamızın da bahsettiği gibi diğer hususlar mitolojinin araştırılmasına öncülük yapmış. Peki acaba Sergen hocam, Sergen abi ne düşünüyor bu konuda? O da bu alanın bir araştırmacısı, bu alanın bir yazarı olarak Sonya Dağı'daki bu ilgiye dair neler söylemek ister acaba? Buyur abi. İyi akşamlar öncelikle herkese. Tabii mitoloji cezbedici bir alan. İnsanların bilinçaltına hitap ediyor. Onların hayal dünyalarına hitap ediyor. Ve ben öyle düşünüyorum ki modern dünyanın, materyal dünyanın baskın yaşam koşulları altında ezilen bireyler bu ihtiyaçlarını hayal dünyalarına, psişik dünyalarına hitap edecek ihtiyaçlarını gidermek için her geçen gün daha fazla mitolojiye başvurmaya başladılar. Mitoloji sadece bir şey değil. Hani dizilerden izlediğimiz veya işte küçük alıntılar paylaştığımız bir alan değil. Bilgisayar oyunlarında oynadığımız bir alan değil. Mitolojiye insanların yönelmelerindeki sebeplerden birisinin ben insanların modern dünyanın maddi yükünün hafifletilmesi için kendilerine bir savunma mekanizması gibi mitolojiye sarıldıklarını düşünüyorum. Ve bu da tabii ki modern insanın, tırnak içerisinde söyleyelim, geleneksel dini dogmaların dışında davranışlar sergileyen modern insanın bir takım metafizik ihtiyaçlarını
felsefe gibi mitoloji vasıtasıyla da giderdiğini görüyoruz. Bu açıdan mitoloji hem modern dünyanın gitgide ayrılmaz bir parçası haline geliyor, hem de işte sosyal medyada, bilgisayar oyunlarında, çeşitli dizilerde, ekranlarda, sinemada dünyamızın artık yani çağdaş insanın ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiş durumda. Bunun öncüllerine baktığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Moderniteyi hangi tarihten itibaren başlatabilir? Bu Avrupa için erken modern çağlardan konuşacaksak 3 aşağı 5 yukarı işte 500 yıl önce Rönesans reform hareketlerinin başlamasıdır bildiğiniz gibi. Rönesans hareketini önemli evet. kılan, ayrıcalıklı kılan şey neydi? Rönesans'a kadar da Avrupa'sı dahil dünyanın hemen her yerinde hakim olan fikir, yani klasik eski dünya ülkelerinden söz ediyoruz. Hakim olan fikir, yaygın olan tek tanrılı dinin bu Avrupa'da kilise olabilir, Orta Doğu'da işte medreseler, camiler olabilir, fark etmez. Hakim olan tek tanrılı dinin baskısı altında sanat ve felsefe varlık bulabiliyordu. Yani onun çizdiği sınırlar dahilinde sanat yapılabiliyordu. Ama Rönesans bunu kırdı. Rönesans'la birlikte insan, modern insan ilk defa mevcut yaşantısının dışına çıkarak geçmişe, mitolojiye bakma ihtiyacı hissetti. Rönesans sanatçıları tablolarında, bestelerinde, metinlerinde mitolojiden bol bol atıflar yaptılar. Antik Yunan'dan ve antik Latin mitlerinden aktarımlar yaptılar ve bu aktarımlar aslında erken modern çağ dediğimiz dönemde yapılan bu aktarımlar bugüne kadar işte Vikingler dediğiniz o dizide silsile halinde bugüne kadar ilerledi ve geldi. Öyle bir dönem içerisindeyiz. Bundan sonra da ben ilginin sadece Türkiye bazında değil tüm dünya bazında artacağını düşünüyorum. Slavik mitlere bakarsak kuzey dünyasında kuzey batıyı İskandinav mitlerini biliyoruz. Kuzey doğuda da keza aynı pozisyon var. Neo-Slavik paganizmin Ukraynalar arasında, Ruslar arasında, diğer Slavik toplumlar arasında çok güçlü bir şekilde arttığını ve genel nüfus içerisinde ciddi rakamlarla ifade edildiğini görüyoruz artık. Yani bir inanç sistemi olarak da benimseniyor. Sadece sanatta ve felsefede bir alan olarak değil, bugün Slav toplumunda Neo-Slavik paganizm ciddi anlamda yer edinmiş bir yeni inanç haline aldı. Evet, benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Biraz geç geliyor galiba ses. Yani evet, benim söyleyeceklerim bitti. Pardon, şimdi sesim geldi. Modern dünyanın bunalımından, maddi bunalımından insanı bir kaçış noktası olarak başlattı Sergen Çirkin konuyu ve Rönesans üzerinden de, felsefe üzerinden de örnekler vererek mitolojiye olan ilgiyi insanın psikolojisi üzerinden değerlendirerek bize aktardı. Peki Ömer Ünal'a soralım. Ömer Hocam, öncelikle merhabalar. Siz de bu alanın bir yazarı olarak, bir uzmanı olarak acaba mitolojiye olan ilginin artmasını neye bağlıyorsunuz ve bu ilgiyle siz de bizzat karşılaşıyor musunuz? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hem katılımcılara hem de bizi takip edenlere. Tabii hem Timur Hocam'ın hem Sergen Hocam'ın ifade ettiği gibi mitolojide ve hem Türkiye'deki hem de tüm dünyada mitolojiye yoğun bilgi olduğunu evet ben de gözlemliyorum ve görüyorum. Bunu ülkemiz genelinde biraz özetlemek gerekirse Türkiye'de mitolojinin yükselişte olması ya da mitolojik alandaki çalışmalara, işte eserlere, dizilere, filmlere veyahut da kitaplara
yoğun bilginin olmasının altında yatan nedenler belki genel dünyayla eş bir takım nedenler sayılabilir ama ülkemiz açısından ben bunu biraz uluslaşmanın geç olması bağlamında değerlendirebilirim. Nedeni biraz böyle görüyorum. Özellikle son dönemde genç okurların kendi özünü kavrama çabası veyahut da eski Türk inanışları, eski Türk inanışlarındaki ögeler, işte mitolojik kahramanlar, fantastik canavarlar ve benzeri unsurları daha rahatça konuşabilecekleri bir ortama kavuştuklarını düşünüyorum. Tabii bu rahatlık kendi aralarındaki ve eserler babındaki bir rahatlık. Belki kimi baskılar insanları bu konuşma alanlarına itiyor da olabilir. İkincisi de Sergen Hocam'ın da ifade ettiği gibi yani tüm dünyada mitolojinin yükselişte olması belki bir de kaçış alanı sunuyor olmasından kaynaklı olabilir. Mitoloji insanlara bir kaçış imkanı sunuyor çünkü. Gerçekliğin çökmeye başladığı, gerçekliğin artık insanlara yetmediği bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle gençler bu noktada kendilerini farklı noktalarda ifade edebilmek, farklı şekilde kendilerini özdeşleştirebilmek için farklı farklı alanlar aramakta. Bu aradıkları alan da mitolojide kendisine epey bir yer buluyor. Çünkü mitoloji aynı zamanda milletlerin, insanların birer boy aynası. Yani sadece modern dünyanın mitolojileri rüyalardır diye söylenir ama bunun ötesinde bir de geçmişle olan bağı kurmak ve insanın kendisini ifade edebilmesi, kendisini tanımlayabilmesi adına da mitolojinin önemli figürler sunduğunu da düşünüyorum. Tüm bunlar zaten sonuç itibariyle ülkemizde de mitolojinin yükselmesine ve özellikle ben kendi alanım olarak söyleyecek olursam, editörlük yaptığım alan olduğu için okurların kitap seçiminde mitolojik alanlara veyahut da halk bilim unsurlarına, işte somut olmayan kültürel miras ögelerine doğru yöneldiklerini görmekteyim ve son sorunun cevabı da buydu zaten. Yönelim giderek de devam ediyor ve bundan sonra çok fazla da yükselişe geçecek. Farklı farklı alanlarda, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi de zaten bunu doğuruyor. Farklı farklı alanlarda, farklı boyutlarda mitolojiye ait eserlerin verildiğini ve bu eserlerin takip edildiğini de göreceğiz diye düşünüyorum. Ediyorum ve tabii süreyi de doğru kullandığı için öncelikle bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gayet süresine uygun cevap verdiniz. Ve şimdi efendim ikinci soruya hızlıca geçmek istiyorum. Türkiye'de şamanizm denildiği zaman iki yaygın görüş ve iki büyük tartışma var aslında. Özellikle bilim adamları arasında. Diyorlar ki efendim şamanizm bir kesim dindir diyor. Diğer kesim hayır din değil inançtır diyor. Din diyen kesim başka bir argüman sunuyor. İnanç diyen kesim din olamaz çünkü bir ibadethanesi yok, bir peygamberi yok, bir kitabı, kutsal kitabı yok. Bunlar olmadığı için biz şamanizme din diyemeyiz gibi argümanlarla şamanizm üzerine bir ayrıştırma yapılıyor. Ben de burada bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Acaba şamanizm bir din midir yoksa inanç mıdır diyeyim. Ve bu soruya da kıymetli Sergen Çirkin de başlayayım. Soru her sorudan sonra soruya başlayacağımız isimler değişecek efendim. Bunu da baştan belirtmiş olayım. Buyurun Sergen Hocam. Evet, çok tartışmalı bir alan. Yani şamanizm denildiği zaman iki şey akla geliyor Türkiye'de. Bir şaman sözcüğünün etimolojik kökeni tartışma meselesi. Diğeri de şamanizmin bir inanç, bir din olup olmama durumu. İki soru da aslında, iki mesele de birbiriyle ilintili. Şu açıdan, şaman sözcüğünün gerek Altaik dillerde, gerek Hint-Avrupa dillerinde, hatta Çin-Tibet dillerinde, yani farklı dil ailelerinde, farklı dillerde ve farklı dillerin farklı tarihsel dönemlerinde korunduğunu görüyoruz. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Mevcut tarihsel antropolojik veriler Hint-Avrupa halklarının Ural bölgesinden
Batı Sibirya'dan, Uralların batısından ve doğusundan, güneye doğru hareketlenen bir kolunun Ari toplumu oluşturarak İran'a ve Hind'e girdiklerini. 3000 yıl evvel bu hareketliliğin Hindistan'da Hint geleneğini, hemen akabinde İran'da da Med-Pers olayını başlattığını biliyoruz. Yani aslında Hint-Avrupalı kavimlerin esas ana vatanı Batı Sibirya'ya kadar genişlemiş olan ve Ob Nehri havzasında Altaylık halklarla bir sınır komşuluğu yapan bir alandı. Bugün Ob Nehri'ne kadar diye kaba taslak çizdiğimiz bir alanda Altay halklarının, Altay kültürlerinin mutlak hakimiyetini görüyoruz. Bu dönem dönem tabii ki değişiyor. Fakat esas itibariyle çağlar boyunca bölgedeki temel arkeolojik kültür öğeleri hep Altaylık kültürlerle özdeşleşmiş. Öte taraftan Ob'un batısında ve bu zaten Ural'ın batısında çok daha kendini hissettirecek. Daha Ari kültürlerin, artık buna Hint Avrupalı diyebiliriz veya Hint Avrupa'dan ayrılmış olan Hint İran kolu diyebiliriz. Burası bir tartışma meselesidir. Fakat her ne olursa olsun günümüzden yaklaşık 4000-4500 yıl önce her iki toplumun komşu olduklarını ve şamanizmin de bu tarihlerden itibaren Sibirya'da klasik bir form kazandığını görüyoruz. Altay dağlarından Amur Havzası'na, Urallara kadar Sibirya'nın farklı bölgelerinde 4500 yıl önce, ama bu Altaylar'da çok daha bariz bir şekilde klasik bir şamanizm artık oluşmuştu. Yani şamanizmin kökleri çok çok daha eskilere uzanır. Animistik bir inançtır temelinde. Zaten tartışma konusu da buradan kaynaklanıyor. Burası çok önemli bir konu olduğu için birkaç dakika belki aşabilirim. Temeli animistik bir inanç olduğu için, animistik boyutuyla klasik şamanizm boyutunu birbirinden ayırt edemediğimiz zaman şamanizme, animizme yaptığımız muameleyi yaparız. O zaman da ne olur? Animizm gerçekten de bir din olarak kabul edilemeyebilir. Vasıfları bir din olmayı gerektiren vasıfları taşımıyor. Daha ziyade bir paleolitik inanç sistemi. Ama animizmin içinden çıkan şamanizm, bunun çok komplike bir hale gelmiş biçimi. Yani temelinde animistik bir ruh tapıcılığı var ama artık klasik şamanizmle karşı karşıya kaldığımız şey peygamberleri olan, peygamber diyorum, tapınakları olan, tanrılar panteonu olan, kainatın yaratılışıyla insanın, hayvanın ve bütün maddi dünyanın, manevi dünyanın yaratılışıyla ilgili mitleri olan bir inanç sistemi. Tam anlamıyla bir din aslında bu. Tek farklılığı şu, gerek Doğu'nun ve Güney'in felsefi dinlerinden, gerekse Orta Doğu'nun Sami dinlerinden ayrılan noktası yazılı olarak kayda geçmemiş oldu. Fakat sözlü geleneği o kadar güçlü ki, bunu kaya resimlerinden ve etnografik malzemenin mukayesesinden şamanizmin sözlü geleneğinin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Size yayından önce bir sayfa tikletmiştim. O fotoğrafı gösterebilir misin? Kitap tabii üzerinde. Ki hemen göstereyim. Şimdi bu çok önemli bir örnek. O yukarıdaki fotoğrafı biraz aşağı indireceksin. Yukarıda. Görülüyor mu? Biraz kaldırırsam. Evet. Şimdi orada iki tane şey var, figür var gördüğünüz. Sağda Alaska ve Kuzeydoğu Sibirya'da yaygın olan bir şaman tiplemesini görüyorsunuz. Solda da 4500 yıl önce
Altay Dağları, Altaylardan çıkarılmış olan bir kurganın içerisinden bir şaman tasvirini görüyorsun. Bu iki görsel arasında 4500 yıllık zaman farkı var. 4500 yıl gibi muazzam bir zaman farkı var. Fakat şamanın gerek yüzündeki maskesi, gerek başındaki kuş tüyleri, kolunda tuttuğu kuş kanatları şeklindeki aparatları ve üstündeki cübbesiyle 4500 yıllık bir kültürün nasıl devam ettiğini bizim gözlerimizin önüne seriyor. Bu alelade bir büyücülük değil. Alelade bir büyücülük. O zaman kaya resimlerini incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. 4500 yıl, 5000 yıl evvelki kaya resimlerinde bu tarzda şamanlar, dini ayinler yönetiyorlar ve onların bir kozmolojisi var. Kainatın yaratılışıyla ilgili betimlemeler yapmışlar. Aynı şekilde yeryüzü ve yeraltı dünyasıyla ilgili figürlerin dolu olduğu sahneler. Şimdi bu kaya resimlerindeki sahneler bölgenin etnografik metinleri incelendiği zaman çok büyük anlam kazanıyor. Niye? 100 yıl önce derlenen metinde bir şaman duasına bakıyorsun. 4500 yıl önce çizilmiş olan kaya resminin bütün ayrıntılarını orada görebiliyorsun. Dünya nasıl yaratıldı, insan nasıl yaratıldı, kainat nasıl yaratıldı? Bunlarla ilgili pek çok ipucu var. Bu bir büyücülükle anlatılabilecek bir olay değil. O yüzden şamanizmin bir din olduğunu ve bu dinin yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar götürülebileceğini, 5000 yıl öncesinde ise animistik bir formunun mevcut olduğunu, o animistik formun da ta üst paleolitik döneme kadar sarkıtılabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda bu kadar. Tekrar geldim. Teşekkür ediyorum. Şöyle o zaman kısaca belirteyim. Sergen Çirkin şamanizmin peygamberi olduğunu da vurgu yaparak, ibadethanesinin olduğunu da söyleyerek, hatta bir inanç sistemi, yani bu bir din aslında. Dini inancımız, dini anlamda karşıladığını belirtti. Acaba Timur Hocam bu konuda ne düşünür? Hocam öncelikle tekrar soruyu sorayım. Şamanizm bir din midir yoksa inanç mıdır sorusuna acaba sizin düşünceleriniz ne derdir? Buyursunlar. Teşekkür ederim. Aslında çok önemli. Bugünkü hatta oturumun kilit önemindeki bir sorudur bu bence. Gerçekten şimdi animizm, totemizm, işte fetişizm vesaire böyle kavramlar havada uçuşuyor. Fakat bunları mesela biz hiç sorgulamadan kabullenebiliyoruz. Ve Türkologlar da aynı şekilde kabullenebiliyorlar. Animizmi, totemizmi. Oysa ki 19. yüzyılın öncesi bu kavramlar için söz konusu değildir. Fakat şamanizme gelince sorgulama başlayabiliyor araştırmacılar tarafından. Ve bu sorgulama animizmin milyonda bir kadar değildir. Yani şu animizmi sorgulamadan kabul edebiliyorken biz, tamam mı? Normalde bir mesela bir sosyolojik araştırma yapmak istersem kendi dininin animizm olduğunu belirten bir toplum bulmam mümkün müdür? Değildir. Ama biz animizmi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Tamam mı? Sağ olsun Taylor bu ifadelere, bu kavramları icat etmiş, ortaya koymuş, bilim dünyasına kazandırmış. Ama gerçekte var olan sosyal ve kültürel değer olarak, gelenek olarak, bir olgu olarak var olan bir süreçten, bir kültürden bahsedemiyoruz. Ama tengircilik için de bu geçerli. Fakat şamanizm için böyle değil. Yani şamanizm için bir sahaya indiğim zaman, insanlara bir anket uzattığım zaman, nicel ya da nitel araştırma yaptığım zaman bunun geri dönüşü nasıl oluyor? Bazı insanlar bana diyorlar ki ben doktora çalışmamı yaparken Güney Sibirya'da saha araştırması yaptım. Yani masa başı oturup değil, literatür taraması değil, doğrudan sahada insanlar ne düşünüyor, algılara nedir bu konuda? Hani biz masa başına oturup diyoruz ki şamanizm diye bir şey yok.
Şaman Türkçe değil diyoruz, değil mi? Hani genel kanı bu yönde. Ha ben sahaya gidiyorum, insanlara soruyorum masadan kalkıp. Diyorum ki sizin inancınız nedir? Sizin dininiz nedir? Yani inançsal kimlik, dinsel kimlik. Sorduğum zaman adamlar bana diyor ki Hristiyanlık diyor. O zaman ne diyorum? Din hanesine Hristiyanlık yazıyorum. Öbür vatandaşa soruyorum. Diyor ki bana Müsevilik diyor. O zaman din hanesine Müsevilik yazıyorum. Öbür vatandaş bana diyor ki ben ateistim diyor. O zaman din hanesine ateizm yazıyorum. Ama bazı vatandaşlar diyor ki şamanizm diyorlar. Şimdi şamanizm dediği noktada benim için olay bitmiştir. Ve bilim için de bitmiştir. Çünkü insan kendi kimliğini tanımlarken şamanizmi en az İslamiyet kadar, en az Budizm kadar, en az Hristiyanlık kadar kullanıyorsa bu bir kıstastır ve bu şamanizmin bir din olduğunu gösteriyor. Hem de somut bir şekilde insanların algısında. Nitekim bu konuda sadece 20. yüzyılda değil ya da 21. yüzyılda değil, 19. yüzyılda, 18. yüzyılda, 17. yüzyılda ama esas 18. ve 19. yüzyılda bolca materyal var. Yani şaman dini, şaman inancı, şaman gereği gibi ya da Rusça karşılıkları çok sayıda kavram var. Bir şamanın, şamanlığın bir inanç sistemi olduğunu gösteren. Dolayısıyla Cambridge Üniversitesi'nden Doktor Agnieszka Halemba var. Mesela Agnieszka Halemba Altay Cumhuriyeti'ne gidiyor. Masa başında oturup da şaman yoktur, şaman Türkçe değildir, şamanizm diye bir şey yoktur. Bunlar uydurdu demek yerine sahaya gidiyor ve orada birebir saha araştırması yapıyor. Oradaki Altay Türkleriyle. Ve Altay Türkleri diyor ki ona bizim dinimiz şamanizm diyor. Şimdi bizim dinimiz şamanizm dediği noktada bu araştırmacı diyor ki ben normal, ki hepimiz de biliyoruz İngilizce şamanizm küçük harfle yazılır. Yani bu özellik hepimizin belki de ilgisini ya da dikkatini çekmiştir. Ha mesela Budizm yazılırken büyük harfle yazılır. İslam yazılırken büyük harfle yazılır. Hristiyanlık yazılırken büyük harfle yazılır. Ama olay şamanizme gelince o harf küçülür. Niçin? Çünkü şamanizmi Mircea Eliade hocamızın sayesinde birer trans tekniği olarak bakıyorlar insanlar genelde. Yani sadece trans tekniği, başka bir şey değil. Sadece trans tekniği, yani ayinle sınırlı görüyorlar. Şaman yolculuğuyla sınırlı görüyorlar ve çoğu insan da böyle algılıyor. Yani burada da insanları tabii suçlamıyoruz. Çünkü 1950'li yıllardan itibaren böyle algı oluşmuştur. Sadece transla ilgili olduğu için. Oysa ki tabii ki insanların doğal olarak şunu da sorması gerekiyor. Yani insan mesela bir şaman toplumun üyesi değil mi? Üyesi. Bu şaman niçin transa giriyor? Yani jimnastik olsun diye mi transa giriyor, değil mi? Yani insanın sorması lazım. Demek ki toplumsal bir ihtiyaç var ki onu karşılamak için bir şaman bir takım eylemlerde bulunmak zorunda. Toplumun içinden, yani şamanı toplumdan kopardığınız an şamanın herhangi bir toplumsal fonksiyonu kalmıyor. Bunu bir defa bunda anlaşmak lazım. Yani dolayısıyla nasıl ki bir haham, bir papaz, bir imam cemaati olmadan tek başına var olamazsa, aynı şekilde şaman da cemaati olmadan var olamaz. Yani fakat ne hikmetse hiçbir kimse bu konuyu sorgulamamış. Yani şu anda da ana akım dünyadaki şamanizm araştırmalarında sanki şamanizm tamamen transtan ibaret ve o trans esnasında yaşanan psikolojik bilmem ne şeyler, süreçlerden ibaret. Oysa ki onun bir sosyal çevresi, kültürel değerleri, parametreleri var. Onların sorgulanması gerekiyor ve şamanlık Okladnikov, tanınmış Sovyet araştırmacılarından, arkeologlarından, Okladnikov taş devrinden itibaren başlatıyor ve özellikle Baykal civarında yapmış olduğu araştırmalar sayesinde Okladnikov diyor ki o taş devrine ait olan kaya resimleri, petroglifleri bugün Güney Sibir'de yaşayan Altay halklarının şamanizmiyle birebir örtüşüyor diyor. Bu çok önemli bir tespit. Bunu çok fazla dile getirmiyorlar ama bu çok önemli bir tespit. Büyük bir arkeolog, paleolitik konusunun en büyük uzmanı ve
Macaristanlı şaman araştırmacılarından Diyosegi var, Mihai Hopbal var. Mihai Hopbal ve Diyosegi için büyük yardımları bulunan ve kendisi Sibiryalı olan bir Okladnikov, Alexey Okladnikov, büyük bir araştırmacı. Diyor, ve diyor ki ikinci önemli tespiti de şu, güney kökenli değildir şamanizm diyor. Bunu apaçık bir şekilde de ortaya koyuyor. Yani bize ne diyorlar? Günümüze kadar hep Eliada'yı örnek gösterip, referans gösterip ne diyorlar? Sanskritçedir, şunca buncadır ama Altayca kesinlikle değildir, Türkçe kesinlikle değil diye ikna etmeye çalışıyorlar. Oysa ki Okladnikov diyor ki şamanizm güney kökenli değildir, kuzey kökenlidir. Altay halklarının içinden çıkmıştır. Taş devrine kadar götürülüyor. Hatta 1920'li yılların sonunda Alexey Okladnikov, o zamanlar genç bir arkeolog, Türk halklarından çıkan önemli bir araştırmacı, şamanizm araştırmacısı olan Saha Yakut asıllı Ksenofontov'un kitabının ön sözünde İrkut şehrinde çıkıyor 1929'da. Orada diyor ki şamanizmin kökenleri ve özellikle hayvan kültü yukarı paleolitik döneme kadar gidiyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ha, bu da çok fazla dile getirilmez. Ama bunu tabii artık araştırmacılar çok rahatlıkla bu konuları dile getiriyorlar. Mesela Avrupalı araştırmacılar var. O da Klotz ve Louis William. Mesela onlar da diyorlar ki özellikle Batı Avrupa'daki kaya resimleri ve mağara resimleri üzerinden şamanizmin köklerinin bu ne diyorlar ona, paleolitik döneme kadar gidebildiğini savunuyorlar. Ve hatta ondan hareketle diyorlar ki şamanın bir ne diyorlar ona, yolculuk, yol haritası adeta onlar. Dolayısıyla çok eski döneme kadar giden bir kültür ve günümüzde de bir din olarak yaşatılıyor. Ha, misyoner değildir, o ayrı. Yani tebligatçı değildir. Kimseyi hak yoluna davet etmez şamanlık. Ama kaybolmaz. O da ilginç bir olay. Yani ve şu anda günümüzde birçok sosyolojik araştırma yapılıyor sahada ve onlar gösteriyor ki şamanizm inançsal bir sistem olarak varlığını sürdürüyor. Hem de paleolitikten, yani on binlerce yıl boyunca. Zaten Kızılderililerde şamanlık varsa ve Kızılderililer derin boğazından karşı tarafa geçmişlerse, o zaman düşünün şamanizmin ne kadar eski olduğunu. Yani dolayısıyla kaldı ki şaman kavramı bizim Sergen hocamızın da ifade ettiği gibi neredeyse bütün Altay dillerinde kam kavramları ve bizim Çuvaşça'da yum kavramlarıyla örtüşüyor. Bu da şaman kavramının, kam kavramının ne kadar eskiye dayandığını da gösteriyor. Zaten kam kavramı Türk tarihinde hem Avrupa'ya ulaşıyor, hem Afrika'ya ulaşıyor. Her yerde yaşıyor ve yaşatılıyor. Yani bu kadar güçlü ve dayanıklı bir kültür. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Timur Hocam da çok açıklayıcı, uzun uzadıya bize aktardı ve kısacası insanların bu konuda biraz da art niyetli olduklarından bahsederek bize belirtti. İnsanlara dedi, pek çok konuda işte ateizm diyor din olarak alıyor, Hristiyanlık diyor din olarak kabul ediyor ama şamanizm deyince nedense orada bir duruyorlar diyor. Peki acaba Ömer Hocam bu konuda ne diye düşünüyor? Hocam öncelikle tekrar merhaba. Merhabalar. Tabii burada din olarak gördüğüm şeyin de bir tanımı, yani kavramın tanımı da önemli. Din olarak neyi görüyoruz? Din dediğimiz zaman bunun karşılığı nedir? Timur Hocam'ın dediği gibi eğer kişi dinin nedir sorusuna doğrudan şamanizm cevabını verebiliyorsa o zaten kendi açısından olayı bitiren bir cümledir. Öyle bakmak gerekiyor. Ama onun haricinde farklı noktalarda ele alınacak olursa tabii ki art niyetli olan fikirler ve benzeri görüşler, onların hepsinin zaten farkındayız. Bununla beraber kaya resimleri dedik. Bizden yine Anadolu coğrafyasından örnek vermek gerekirse rahmetli Servet Somuncuoğlu'nun yapmış olduğu araştırmalarda örneğin Ankara'da Güdül Salihler köyündeki kaya resimleri Altaylardaki kaya resimleriyle birebir örtüşmekte ve orada da yine
Salihler Köyü'nde şamanizmle ilintili ve o dönem yaşamış olan Türklerin özellikle yapmış oldukları ritüellerin, dinsel ayinlerin birer göstergesi olduğunu görebiliriz. Oradaki kaya resimlerinde çünkü neler var? Yaşamla ilgili olan en önemli motifler. Yani insan, doğa, tabiat, inanç, bununla beraber doğayı algılayış ve dünyaya algılayış şekilleriyle bağlantılı bir takım motifler görüyoruz. Ve özellikle yapılan araştırmalarda sen de iyi biliyorsun Esat, o dönem gençlerin özellikle giderek Kaan Panosu'nun önemini vurguladıkları çalışmalar olmuştu. Misal Salihler Köyü'ndeki Kaan Panosu'nda bulunan o motifler doğrudan doğruya şamanizmle ilgili. Ve çünkü oranın bulunduğu konum olarak baktığımızda da kurganların bulunduğu yerin hemen tepesinde bulunuyor. Evet. Ve yüksek bir yerde. Buranın dinsel ayinlere uygun olan bir yer olduğunu birçok araştırmacı, birçok hocamız da dile getirdi. Ve oradaki motiflerin de zaten doğrudan şaman ayiniyle bağlantılı olduğu, işte şaman davullarındaki yine motiflerin birebir resmedildiğini orada görebiliyoruz. Buradan da böyle bir tarihsel bir okuma yapabiliriz. Hani bununla beraber yine ben kendi alanıma biraz gelecek olursam, peki bunun günümüzdeki etkisine, yani günümüzde biz gerçekten de bunu özümsemiş durumda mıyız? Bu devam ediyor mu? Şimdi kimi insanlar tabii ki kendi dinine, yani din sorulduğunda doğrudan şamanizm adını verebilir. Fakat bunun dışında bir de din sorulduğunda kendisini Müslüman veyahut da işte ateist, teist ve benzeri farklı görüşler, farklı inanışlarda tanımlayan kişilerin de aslında farkında olmadan ya da farkında olarak şamanizm ritüellerini günümüzde devam ettirdiklerini görebiliyoruz. Yani o tarihsellik günümüzde devam ediyor. Sürdürülebilen ve Timur Hocam'ın dediği gibi hiçbir şekilde kaybolmayan bir hani tebligat yok, tebliğ edilmiyor. İnsanları bir dine zorlama ya da kabul ettirme gibi bir amaç burada söz konusu değil. Fakat buna rağmen insanlar arasında bu yaşayabiliyor. Bu biraz ortak belleğin günümüze tezahürü olarak da okunabilir. Ve günümüzde bayram kutlamalarında, türbe ziyaretlerinde, atalar kültü, evliyalara duyulan saygıda, nazar inancında, onun dışında geçiş dönemleri olarak adlandırdığımız doğum, düğün ve ölüm dönemlerinde... Ayrı bir soracağım hocam. Tekrardan değineceğiz zaten. Bu soruyla beraber tüm bu ritüellerinde zaten doğrudan şamanizmin esintileri olduğunu bile getirebiliyoruz. Ya bu noktada da sürdürülebilen, tarihsel olabilen, günümüzde farkında olsun olmasın etkisinin çok büyük olduğu güçlü bir inanç sistemi olduğunu ve kendi adına da din olarak şamanizmi benimsemiş kişiler adına da din olduğunu da ifade edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum ve hemen yine tutayım seni Ömer abi. Hı hı. Hemen şu soruyu da ardına ekleyeyim. Şaman Türkler nasıl insanlardı? Üçüncü turdayız ve üçüncü turda da Ömer Ünal ile başlıyoruz. Hı hı. Acaba Şaman Türklerin özellikleri neydi, değerleri neydi, dünyayı nasıl anlamlandırıyorlardı? Bugünkü toplumumuzda etrafımızdaki insanlardan... Bugünkü Türklerden o zamanki Şaman Türklerin ne gibi farkı vardı acaba? Öncelikle şundan bahsedilebilir. Tabiatla oldukça iç içe tüm inanç sistemleri ve dünyayı algılayış şekilleri tabiatın işte dört temel unsurundan hareketle yine bunlardan oluşan kimi inançlarla örülmüş bir dünya görüşleri var. Yani bizim şu an sürdüğümüz hayat biraz doğadan kopuk olabilir. Veyahut da dini inanış olarak insanlar kendilerini hangi dinden ya da hangi inançtan adlandırırsa adlandırsın, kimi inançlarını aslında mabetlere, tapınaklara ve kutsal mekanlara biraz hapsetmiş durumdalar. Yani bunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat sözünü ettiğimiz şamanistler, şamanlar nasıl insanlardı sorusuna ise onlar görüşlerini, inançlarını, doğayı algılayış şekillerini, mabetleri, tapınakları hapsetmeyen, bunu günlük hayatlarında sürdürebilen ve her yerde aslında kutsal ruh olarak adlandırdıkları her türlü ruhun veyahut da yine mitolojimizde de geçen iye kavramı misal, tüm bu iyeleri
dünya üzerinde görebilen insanlardı. Bunun için de zaten yine diğer sorunla biraz bağlantılı söylemek gerekirse, bunun için de özellikle Anadolu'da köylerde ve yine yaşları geçkin olan insanların doğa ile ilgili bir takım temel, işte ateşe, suya, toprağa dair çok kutsal ve güçlü inanışları var. İşte o inanışları da aslında oradaki insanlardan, yani geçmişten gelmekte. İşte ateşe su dökmemek gibi veyahut da işte toprağa veyahut da ağaca yüklenilen kutsallık, işte Hıdır Ellez günlerinde yapılan o ritüeller, tüm bunlar aslında günümüzde bir gelenek olarak görülse bile zamanında şaman insanların, şamanların birer dini ibadetiydi. Yani ritüeliydi. Bunlar öylesine kutsal olan ritler. Ama günümüzde bunlar gelenek olarak tabii görülüyor. Ve bunlar yapılırken de o zamana veyahut da mekana hapsediliyor. İşte oradaki sıkıntı zaten, hani günümüzle geçmişin farkını ben böyle okuyabiliyorum. Bugün zamana ve mekana hapsetme olayımız var. Bizim kutsal olarak gördüğümüz kimi şeylerde. İşte kutsal günler, kutsal haftalar, kutsal geceler gibi. Fakat zamanında bunların hepsi günlük, yani 24 saatin hepsine yayılmış veyahut da her mevsime yayılmış şekilde geçerliydi. Ve onlar dünyayı algılayış şekilleri günümüzdeki kadar dar kapsamlı değil, daha geniş ölçüde bulunmaktaydı ve daha genişti. Dolayısıyla da bizim bugün küçük gördüğümüz, hani aman inanmayalım, şu hurafedir, şu yanlıştır dediğimiz kimi şeylerin, kimi inanışların aslında zamanında çok kutsal görüldüğü, kutsal görülmesinin ardında ise aslında tabiat güçlerinin, iyelerin bulunduğuna dair güçlü ipuçları var. Okumalarımdan da bunu gayet açık şekilde çıkartabiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü Türkler doğayla biraz daha iç içe değil tabii. Biraz daha doğayı katleder. Halbuki şaman Türkler, sizin de belirttiğiniz gibi, doğayla iç içe, doğayı yansıtan, doğayı yaşayan, doğaya değer veren Türkler imiş. Belki de en önemli farklardan biri budur. Kıymetli Timur Hocam, acaba sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Şaman Türkler ile bugünkü Türkler arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Şaman Türkler nasıl insanlardı? Ne gibi değerleri vardı acaba? Yani tabii eski Türkler, Profesör Abdülkadir İnan'a göre söylüyorum. Onun şöyle bir ifadesi var. Şüphesiz ki eski Türkler şamandı. Böyle güzel bir tespiti vardı. Tabii ondan önce de 1932'de Atatürk'ün görevlendirmesiyle kendi eserini yazan Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan var. O da mesela Orta Doğulu kaynaklara dayanarak eski Türklerin dini olarak şaman olduğunu ve bir takım kavramları getiriyor. Mesela Biruni, yani daha işte Batılılar, Ruslar daha şamanizmi araştırmazken, dolayısıyla uydurma imkanlarına vakıf değilken, El Biruni, Ebu Reyhan El Biruni hocamız tamam mı? Yani bunu anlatıyor. Diyor ki şeriattan ve şeyden, Buda'dan önce doğuda herkes şamandı. Şamaniye, şamlan kavramlarını kullanıyor. Daha hani ve diyor ki dokuz oğuzlar da böyledir. Buna dahildir. Yani Yusuf Ziya Yörükan hiç kıvırmadan çok rahat bir şekilde diyor ki şamanlıktır, şamanizmdir. Yani şamanlık, şamanizmdir, kamlıktır, kamcılıktır, şamaniliktir vesaire, bunlar teferruattır. Yani isim önemli değil. Yani buradaki mesele şu: nasıl ki putperest olan ama aynı zamanda Hint Avrupa medeniyetinin beşiği olan putperest Yunan'ın dininin adı belli değilse, eski Türklerin adı, dininin adı aslında bilimsel olarak yaklaştığımız zaman belli değil. Yani kesin bir şey söylemek çok zor. Fakat emin olun ki eğer ki bu putperest Yunanlar tek Allah'a inanan bir dine, yani Hristiyanlığa geçmiş olmasaydılar,
Ve günümüzde hala o bu putperestliklerini yaşatmış olsaydılar, o zaman bu putperest olarak nitelendirilen inançların adı neyse o olurdu. Günümüzdeki adı. Metodolojik olarak böyle. Konuyu dersek çok daha iyi olur. Doğru diyorsunuz %100. Ha. Ama Türklerin şansı şu. Biraz... Türklerin şansı şu. Evet. Hani biz sadece geçmişli zamanda konuşmuyoruz. Eski Türklerin şamanlığını ya da şamanlığını olup olmadığını. Günümüzde şamanlık yaşayan bir inanç sistemidir. Hatta Hacettepe Üniversitesi'nde merhum hocam Profesör Doktor Cihat Özönder'in önderliğinde yaşayan eski Türk inançları diye bir uluslararası bir konferans yapılmıştı. Orada da özellikle yaşayan diye eklenmişti. Çünkü yaşayan bir inanç sistemi. Dolayısıyla sahaya gidip araştırma şansınız var. Ama mesela putperest Yunanları bulma şansınız var mı acaba? Yok. Artık yok. Fakat şaman kültürünü ta atalarından beri ve bu kültürü ve inancı yaşatan Sibirya Türklerinin özelliği de, ikinci özelliği şu: coğrafya, aynı coğrafya. İç Asya. İki, dinini değiştirmiş mi? Kısmen ama tamamen değil. Yani kısmen değiştirmiş. O da son yüzyıllarda değiştirmiş. Dolayısıyla gidip saha araştırması yapma olanağına sahipsiniz. Bu büyük bir avantaj. İşte metodolojik olarak, bilimsel olarak yaklaştığınız zaman, oraya gittiğiniz zaman ve oradaki insanlara sorduğunuz zaman, eğer benim girmiş şamanizm diyorsa bitmiştir olay. Yani dolayısıyla buradaki... Bugünkü Türklerle o günkü Türkler, bugünkü Türkler ile o günkü eski Türkler, şaman Türklerin görüşleri, dünya görüşleri arasında... Tabii araştırmacılarımız şunu diyebiliyor. Yani eski Türklerin çok ileri seviyedeki o tırnak içindeki gizli kod adı altındaki eski Türk dini çok ileri, çok gelişmiş ama günümüzdeki neredeyse ilkel olan, tırnak içinde ilkel olan Sibirya Türkleri tarafından yaşatılan şamanlık ile hiçbir organik bağlantı yok, hiçbir alakası yok diyebiliyorlar tabii. Fakat bu burada tabii değer yargısı var. Açıkçası söylemek gerekirse. Niçin? Çünkü yani bu yolla günümüzdeki Sibirya Türkleri maneviyat bakımından eski Türk atalarından koparılmış oluyorlar. Yani bu tabii menfi bir olay. Bu Sovyetlerde bile yapılmamış bir olaydır. Yani hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Yani orada yaşayan Türkleri maneviyat ve inanç bakımından eski Türklerden koparalım düşüncesi kimsenin aklına gelmemiştir. Yani. Ama bizim Türkologlar bunu yapabiliyor. Yani hem de çok rahat, masadan kalkmadan ha. Yani oysa ki eski Türk yazıtlarında 8. yüzyıl yazıtlarında Umay kavramı geçiyor mu? Geçiyor. Peki bu Umay kavramını yaşatan toplum kimdir? Şaman Türklerdir. Şaman Türklerin dışında Budist Türkler ya da ateist Türkler ya da başka mesela Müsevi Türkler yaşatıyor mu? Yaşatmıyor. İnançsal boyutta tek yaşatan şaman nasıl? Süreyi doğru kullanmak adına toparlayabiliriz. Yani dolayısıyla bu çok önemli bir tespit. İki, Tengri'nin bir başka formu olan ya da ifadesi olan kaçınma yoluyla ülken ya da ülger. Şu ülgen yaşıyor mu? Yaşıyor. Erlik mesela erklik ya da başka bir şekilde. Eski Türk yazıtlarına geçiyor mu? Geçiyor. Günümüzde şaman Türkler tarafından yaşatılıyor mu erklik kavramı? Yaşatılıyor. Kim yaşatıyor erklik kavramını? Türkler yaşatıyor. Ama hangi Türkler? Şaman olan Türkler yaşatıyor. Eski Türkler döneminde, Göktürkler'de dağ kültü vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani mağara kültü vardı. Bu kültlerin hepsini kim yaşatıyor? Şaman Türkler. Peki nasıl kalkıp da biz şaman Türkleriyle eski Türklerin inançsal bakımından hiçbir alakası yok diyebiliyoruz? Yani hangi mantıkla? Yani bunun sorgulanması lazım bence. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam sağolunuz. Sergen abi, seni biraz beklettik bu defa. Acaba senin bu konudaki fikirlerin nedir? Yine bu sefer de 4. turun ilk sorusunu seninle başlatacağım. Acaba şaman Türklerin değerleri nelerdi ve bugünkü Türklerle aralarındaki fark nedir? Kaç sorumuz daha var acaba? İki sorumuz daha var, sonra bitecek. İki sorumuz daha var, sonra bitecek. Hmm.
Yani telefonlarımız bu görüşmeye dayanamayabilirler. Anladım. Şarjımız Şarj. bitiyor ve şey Anladım. nedir? Şarj. Isınıyor makineler. Şaman Türklerle bugünkü Türklerin arasındaki fark bir kere çağsal fark. Şamanizm ne dedik? Paleolitik çağlara kadar inen bir şey. Şamanizm sadece Türklere ait bir inanç sistemi değil. Sibirya şamanizmi, Türklerin dışında Moğolların, Tunguzların, Paleo-Sibiryanların, en başta belki Paleo-Sibiryanların, pek çok yerli Sibirya halkının ortak bir başlarda inanç sistemi, daha sonraki dönemlerde dini. Bu açıdan baktığımız zaman şamanizm derken de neyi kastediyoruz? Eski şaman Türkler, onu da vurgulamak lazım. Türk şamanlığının Moğol şamanlığından, Tunguz şamanlığından ayrılan noktaları mevcut. Fakat genel itibariyle Sibirya şamanizmini bir başlık altında toplarsak, bunu Orta Doğu'nun İbrani geleneği gibi değerlendirebiliriz. Yani nasıl Orta Doğu'da farklı farklı kitabi dinler, tek bir İbrani, Rabbani başlık altında toplanabiliyorsa, yani genel bir gelenek çerçevesi çizilebiliyorsa, Sibirya şamanizmini de Türk şamanizmi, Moğol şamanizmi, Tunguz şamanizmi olarak tek bir başlık altında, Sibirya şamanizmi başlığı altında toplayabiliriz. Evet. Bu insanların şamanizmdeki mesele zaten şu. Sibirya'nın coğrafi şartlarına uygun bir inanç olarak ortaya çıkıyor. Her dinin, her inancın doğduğu topraklar, o toprakların iklimi, o toprakların coğrafi gereklilikleri o dinleri de biçimlendirir. Sami dinlerin doğduğu topraklar olan Orta Doğu, Orta Doğu dinlerini biçimlendirmiştir. Sibirya şamanizminin biçimlenmesindeki esas, doğmasındaki esas mesele de Sibirya'nın coğrafi ortamıdır. Bu nasıl bir coğrafi ortam? Bugünkü paleolitik köklerden bahsedecek olacaksak eğer, paleolitik köklerde ta buzul çağı koşullarından başlayacak olan ve daha sonra Holosen'den sonra günümüz koşullarına yavaş yavaş adapte olan bir inanç sistemi. Evet. Bu kadar uzun bir süreden söz ediyorsak eğer, o zaman da şamanizmde bir şey karşımıza çıkıyor. Niçin hala oradaki yerli Türklerde ama aynı zamanda diğer yerli Sibirya halklarında o inanç öğeleri korunurken din olarak hala Orta Doğu'daki Türklerde veya işte Orta Doğu'ya gelen İlhanlılar gibi Moğollarda bunlar din olarak korunmadı? Çünkü burada bu coğrafyada bir din var zaten. Ve dinler coğrafyalara aittir. Milletlere ait de değildir aslında. Dinler coğrafyaların ürünleridir. Evet. Bu Orta Doğu coğrafyasının bir inanç sistemi var. Evet. O inanç sisteminin de gereklilikleri var. Biz bugün o inanç sisteminin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Sibirya'daki adam 30 bin yıl evvelde, 10 bin yıl evvelde, bugün de oradaki iklimsel şartların ortaya koyduğu o inanç sisteminin gerekliliklerini yerine getiriyor. O nedenle orada Sibirya'da şamanizm hiçbir zaman yok olmaz. Çünkü şamanizmin temelinde zaten Sibirya var. Orta Doğu'da Semitik inançlar hiçbir zaman yok olmazlar. Çünkü temelinde Orta Doğu var. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkler Evet. olarak bakmayacağız mevzuya. Milletsel, tabii milli kimlikte bir takım öğeler, gelenekler kültürel olarak yaşıyor. O ayrı bir şey. Ama coğrafya olarak bakmamız gerekiyor. Buradaki bir kabileyi al götür. Sibirya'da yaşar. Mesela Yakutistan'da yaşayan Slavların, Rusların Hristiyan olmalarına rağmen pek çok gelenekte Saha Yakutlarla benzeştiğini görüyorsun. Çünkü oranın o kadar yerel bir şeysi var ki, yani otokton bir halde inanç Hristiyanlığı biçimlendirebiliyor. Aynı şekilde Altaylar'da, Hakasya'da, Tuva'da. Yani bu aynı şekilde
Orta Doğu'da böyle. Orta Doğu'ya dışarıdan gelmiş olan toplumlar Orta Doğu'nun dini biçiminden etkileniyor. Biz buranın binlerce yıldan beri süre gelen Mezopotamya mitolojisinden, Kenan mitolojisinden, Antik Yunan mitolojisinden, Hitit mitolojisinden etkilenen bir inanç sistemini bugün hala yaşatıyoruz. Ne kadar farkında olsak da olmasak da o dairenin içerisindeyiz. Sibirya'daki Türkler kendi dairelerinin içerisindeler. Biz o daireden çıktık. O yüzden o dairedeki insanlarla bu dairedeki insanlar ancak bir köken müşterekinde karşılaştırılabilirler. Oradaki şartlarla buradaki şartlar aynı olmadığına göre buradaki düşünceyle oradaki düşünce de aynı olmasa gerekir diye düşünüyorum. Bir de burada şu nokta çok önemli. Altay şamanizminin Çarlık'ın son dönemlerinde ve Sovyetlerin ilk dönemlerinde bir milliyetçi ayaklanma haline aldığını biliyoruz. Son 100 yıllık dönem içerisinde şamanizm işgal karşısında, Rus işgali karşısında milliyetçi bir refleks olarak doğdu ve kendini biçimlendirdi, yeniden biçimlendirdi. O nedenle bugünkü mevcut yerel ahalinin kendini, dinini şaman olarak ifade etmesi tabii ki o kişinin dini için ve sosyolojik durum için çok önemli ama tarihsel olarak çok tarihçi veya arkeolog için tabii ki önemli. Yani şey yapmıyorum ama çok da önemli değil. Yani animizmi de kendinin dini olarak söyleyebilir, ifade edebilir ve biz o forma animizmi de yazabiliriz. Ama animizmin bir din olmadığını biliyoruz. Yani kişinin ne söylediği tarihsel vakayla ne kadar uyumlu olduğu derecede önemlidir. Ya bugünkü sosyolojik durum için önemlidir. Ona ben hiçbir kesinlikle bir şey söylemiyorum. Ama tarihsel karşılığı var mı? Ben şamanım, şamanizm bir dindir diyorsa, ya bu tarihsel vakayla uyumlu. Ben burada bir karşı çıkma anlamında bir şey demiyorum da. Ya o adam tersini reddetse, tersini söylese bile biz tarihsel olarak şamanizmin orada 5000 yıldan beri bir din olarak var olduğunu görüyoruz. Onu söylemek istiyorum. Ve o basit bir felsefi anlatımla yeryüzünün bütün işte dağları, taşları, ovaları şamanizmin ibadet alanıdır gibi bir şey de değil. Şamanların dini ibadetler yaptıkları yılın belli dönemlerinde belli noktalarda kurbanlar kestikleri açık hava tapınakları vardır. Sunakları vardır. Oralar bu şamanların mabetleridir. Yani mabet dediğimiz kavramı da bir Yunan tapınağı gibi bir şey algılarsanız o zaman bir şaman mabediyle karşılaşamazsınız. Ama mabet dediğimiz şey ne? Sibirya'da görüyorsunuz. Sibirya'da pek çok sayısız o kaya resimleri dediğiniz şeyler ne süs olsun diye kayalıklara işlenmiş şeyler değil. O kaya resimlerinin etrafında yapılan kazılar bize şunu gösteriyor. Yılın belli dönemlerinde buralar ziyaret ediliyor ve hayvanlar o kaya resimleriyle ilintili olan tanrılara kompozisyonlarda anlatılan mitler doğrultusunda hangi hayvansa kurban kesiliyor. Yani burada bir dini merasim var. Burada bir tapınak var ve bu dini merasimi yürüten bir de ruhban sınıfı. O açıdan hiç kuşku duymayacağımız bir şekilde şamanizmin 5000 yıldan beri var olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bunun paleolitik kökleri olduğunu vurgulayabiliriz. Paleolitik dönemdeki dini, daha doğrusu inanç öğelerini de şamanizm olarak adlandırmamamız lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani prehistoryenler arasında eski bir ekolde işte gerek Lascaux'daki, Altamira'daki, farklı farklı mağaralardaki resimleri şamanlarla ilintilendirmek isteyen prehistoryenler çıktı. Fakat bunu şamanizmle ilintilendirdiğimiz zaman işte karşımıza bu çıkıyor. Çünkü oradaki şey bir din değil. O dinin temelini oluşturan animistik bir olay. Onun içerisinden şamanizm doğacak ve klasik bir form haline alacak. Nasıl
Orta Doğu'daki Sami dinler eski Sümer mitlerinde ortaya çıktılarsa Sibirya şamanizmi dediğimiz şey de eski animistik, paleolitik inanç sistemlerinden ortaya çıktılar ve geliştiler, değiştiler, dönüştüler. O açıdan paleolitik bulguları Neolitik'e kadar hatta Tunç çağlarına kadar bir animistik evredeki inanç olarak ama Tunç çağından sonra kesin ve kesin bir şekilde klasikleşmiş, oturmuş bir din olarak rahatlıkla yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Süreyi bu sefer biraz açtık ama son soruya iki sorumuz daha var efendim. Şimdi sondan bir evvelki soruyu sorayım. Önemli bir soru. Şöyle getireyim. Ayrıca sizin de belirttiğiniz coğrafya kavramı gerçekten etkiliyor. Coğrafyanın dini etkisi, kültür etkisi zaten kuşkusuz. Biz basit örneklerle işte Karadeniz'de havanın soğuk olması, yağmurlu olması ve yöresel oyunu horon, Aydın'da zeybek, tabii coğrafyanın etkisi ya da Güney Sibirya'da en önemli kültlerden biri ateş çünkü hava soğuk. Halbuki Arap Yarımadası'nda ise ateş korkulacak bir kavram ve cehennem tasvirleri hep ateşle dolu. Yine bakıyoruz tamamen coğrafyanın etkisini görüyoruz. Efendim sıradaki sorum, şimdi biz Türk mitolojisine bakıyoruz, inceliyoruz ve pek çok tanrı görüyoruz. Biz eski Türklere dair kaynakları okuyoruz, seyahatnameleri okuyoruz mesela İbn Fadlan gibi. Yine pek çok tanrıya dair ipucu görüyoruz. Ama bugünkü yaygın inanış ise eski Türkler tek tanrıya inanıyordu ve bugünkü Türkler de tek tanrıya inanıyor. Onlar da tek tanrıya inanıyordu. O sebeple Türkler İslamiyet'i benimsedi gibi bir görüş var. Yaygın, bugün milli eğitiminde vermiş olduğu eğitimde, tarih eğitiminde söylenen bir düşünce bu. Fakat bizim o zaman eski Türk mitolojisinde karşılaştığımız tanrılar bize şu soruyu sorduruyor. Nasıl eski Türkler tek tanrıya inanıyordu? Acaba eski Türklerde tek tanrı inancı mı vardı yoksa pagan inancı etkileri var mıydı diye sormak istiyorum. Bu defa soruma Sergen Çirkin'le başlıyorum. Yalnız süreyi gerçekten 5 dakika olarak belirledim. Rica ediyorum. Buyurunuz. Görmeyecek. Çok net bir şey. Evet süreleri çok aştık. Bundan sonraki herhalde bağlamda şey yapmayız. Bir kere bunun tek bir cevabı yok. Evet veya hayır diyemeyiz bu konuda. Öncelikle şunu söyleyelim. İnsanın biyolojisi gibi insanın fikirleri de beyni de algıları da evrim geçirdi. Sadece vücutlarımız değil. İnsanın 2,5 milyon yıllık bir tarihi var. 2,5 milyon yıl içerisinde sadece bedenlerimiz evrimleşmedi. Düşüncelerimiz evrimleşti. Dünyayı algılayışımız, kainatı algılayışımız, bunların hepsi nörolojik evrimin bir sonucu olarak değiştiler, geliştiler, dönüştüler. Doğal olarak bunun tek bir yanıtı yok. Yani primitif bir toplumun tanrı algısıyla orta çağda imparatorluk kurmuş olan Göktürklerin tanrı algısı aynı değildir. Hunların tanrı algısıyla Sibirya'da 5000 yıl önce işte söz ettiğimiz Andronova gibi, Karasuk gibi orada kültürleri biliyorsunuz işte yani sıralanan pek çok kültür var. O kültürleri yaşayan insanların tanrı algıları aynı değildi. Şimdi biz bunların hepsini tek bir kefeye koyduğumuz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Tek tanrıya mı inanıyorduk? Gerçekten bir tek tanrı inancı mı vardı? Yoksa çok tanrı inancı mı vardı? İkisi de vardı. Tek tanrı inancı bunların doğal bir sonucu olarak imparatorluk kültünün bir gerekliliği ve aynı zamanda dayatması sonucu ortaya çıktı. Biz insanı inceliyoruz burada değil mi? Yani arkeolojinin, antropolojinin, etnografyanın konusu insan. Coğrafyalar ne kadar değişirse değişsin. İnsanın biyolojik olarak ortaya koyduğu bir olay var. O olay da şu. Kabile inançları, kabile sistemleri
nin ortaya koyduğu tanrı algısı politeist bir tanrı sistemi. Kabilelerin farklı farklı tanrıları vardır. O kabileler akraba toplumlardır. Evet. O akraba toplumların içerisinde hangi kabile öne çıkarsa o kabilenin tanrısı öbür kabilenin tanrısını döver. Bu Mezopotamya'da bir Sümer şehir devletinin diğer Sümer şehir devleti ele geçirmesi ile o şehir tanrısının diğer şehir tanrısını da ele geçirmesi, hakimiyeti kurması meselesiyle sonuçlanmıştı. İlk imparatorluğu kim kurdu tarihte? Güneyde Akatlı Sargon, günümüzden 4350 yıl evvel Güney Mezopotamya'da, Irak'ın güneyinde bir imparatorluk kurdu. Ve bu imparatorlukta ne oldu? Karşımıza ne çıktı? Daha öncesinde her şehrin, her sitenin bir tanrısı varken ve bu tanrılar bir panteon oluştururken imparator hem Sargon hem de onun torunu döneminde dedi ki diğer tanrıların da varlığını kabul etti. Ama o tanrıların dereceleri düştü. İmparator göklerin hakimi olan yüce bir tanrıyı öne çıkarttı. Tamam. İmparator göklerin hakimi olan yüce bir tanrıyı ortaya çıkarttı ve kendi hakimiyetini de o gökteki yüce tanrının hakimiyetine dayandırdı. Aynı şey, son bir dakikada açıklıyorum. Aynı şey Orta Asya Türk tarihi için geçerli. Kabile ittifaklarıyla ve daha sonrasında Hun İmparatorluğu'nun kurulması, akabinde Göktürklerin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan imparatorluk inancı Tengrizm'i doğurmuştur. Tengricilik elbette ki vardır fakat bu Tengri olayı çok geç bir dönemde olmuş olan bir olaydır. Yani gök tanrısı olan Tengri, Tengri sadece gök değildir. Öt Tengri, yani Yir Tengri, bir sürü Tengri var. Kök Tengri bunlardan birisi ama göğü diğerlerinden ayıran şey ne? Mutlak bir kavrayıcılığı var. İmparatorun vasfını Tengri Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kağan diyor. Tamam. Bağlıyorum. Tanrı gibi gökte var olmuş Türk Bilge Kağan'ı diyorsa kendi hakimiyetine gökteki mutlak bir tanrıya dayandırma isteği var. Bu Tengri'nin tek olması olayı sadece siyasal bir mecburiyetten kaynaklanmakta. Ama halkın inancı politeisttir, gelenekten gelmekte. İmparatorluk dağıldıktan hemen sonra da zaten Hun İmparatorluğu'nun ve Göktürk İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra halk zaten inandığı politeist paganist sistemi sürdürmeye devam ediyor ve o gelenek bugün hala o bölgede yaşıyor. Teşekkür ediyorum. Timur Hocam hemen sizdeyiz. Siz neler söylemek isterseniz Türklerde çok tanrı inancı. Tabii. Türklerde en başından beri bilinmeyen geçmişten itibaren hep çok tanrıcılık vardı. Tabii tanrıyla ruh kavramları bunlar göreli kavramlar. Yani dinle inanç nasıl ki aşağı yukarı aynı kavramlarsa ama istersek bilimsel olarak onları ayırırız birbirinden. Ama ayırdığımız zaman bile hani din farklıdır deriz. İnanç farklı deriz. İnancın olmadığı din yoksa tamam mı? Dolayısıyla bir dinin var olabilmesi için bir inancın var olması lazım. İşte hani en başta sormuştuk. Niçin acaba ilgi artıyor şamanizme? Demin söylemeyi unutmuşum. Profesör Doktor Zeki Veli Togan'ın çok güzel bir tespiti var. Doğa tapınımı. Yani şamanlığın en büyük özelliği doğa tapınımıdır. Ha bunu daha sonra 1721'de, 1722'de Hakas Türklerinin topraklarını gezen Messerschmitt, Daniel Gottlieb Messerschmitt, Alman asıllı Rusyalı araştırmacı, orada görüyor ağaç tapınımı var. Yani orman dikiyorlar. Yani günümüz itibariyle baktığımız zaman park kültürü. Yani ve çok şaşırıyor Alman. Yani diyor ki göçebelerde bir park kültürü var ve bunlara tapıyorlar. Oysa ki ta eski Türk döneminden itibaren ağaca evet. Tapma vardır. Yani böyle ilginç bir olay vardır. Ve nitekim 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut hocamız diyor ki bu atalarının dinini henüz değiştirmemiş olan Türkler nerede büyük bir ağaç görseler Tengri diyorlar, tapınıyorlar. Yani bu hocamızın çok büyük bir tanıklığıdır bu.
Türkoloji tarafından kabul edilebilir. İkinci tespiti de şu, 11. yüzyılda semaya, yani gökyüzüne Tengri diyorlar. Yani Tengri'nin mahiyetini 11. yüzyılda bile anlayabiliyoruz. Yani Tengri esas gök anlamıyla. Nitekim eski Türk yazıtlarına somut gitmek gerekiyorsa 8. yüzyıl Göktürk yazıtlarında kök Tengri, üstte kök Tengri, altta Yağız yer yaratılmıştır diyor, kılınmıştır. İkisinin arasında kişioğlu kılınmıştır. Yani dolayısıyla hem kök Tengri kılınmıştır hem Yağız yer. Ama her ikisi de kutsal varlık olarak eski Türk döneminde de önemlidir. Nitekim birçok yerde üstte kök Tengri, altta Yağız yerin yerin lütfettiği için şöyle olduğu ya da böyle olduğu motiflere geçiyor. Yani ya da bir başka yerde de şöyle geçiyor. Üstte kökte üstte Tengri çökmedikçe, altta Yağız yer delinmedikçe senin iyiliğini törenini kim bozabilir? Bu ifadede bile Tengri'nin çökebilme olasılığından bahsediliyor. Dolayısıyla Orta Doğu Semitik kültürden transfer etmiş olduğumuz Tanrı kavramını oraya birebir monte edemiyoruz. Monte ederken zorlanıyoruz. Niçin? Çünkü Sergen hocamızın da dediği gibi ayrı bir doku var. Bunu 19. yüzyılda Polonya asılı ama eşi Yakut Türklerine olan Seroshevski de kendi kitabında, Yakutlar adlı kitabında bahsediyor. Yani Yakutlara soruyor, sizin kaç tanrınız var? Onlar da diyor ki çok tanrımız var. Ve bütün melekleri, azizleri hepsini birer tanrı olarak algılıyor. Çünkü format başkadır. Ve bu konuda tek Allah'a iman etmek üzere görevli olan Rus Ortodoks Kilisesi kendi çalışmalarında zorlanıyor Türklere yönelik olarak. Çünkü Türkler, o bölgedeki Türkler çok tanrıcı. Ve hep böyle olmuşlardır. Ha, kısa bir dönemler için belki tek tanrıcılığa geçmişlerdir. Yani devletin merkezi gücünün pekiştirilmesi bakımından, ama o zaman bile 8. yüzyıl yazılı kaynaklara baktığımız zaman 1. kök Tengri, 2. Yağız yer, 3. Kaan kendi annesini Umay'a benzetiyor. Kendi annesini benzettiği Umay elbet ki bir sıradan bir kadın kahraman, ölümlü bir kadın kahraman ya da bir melek, ki şamanizmde melek yoktur, melek olamaz. Çünkü melek niye olamaz? Hani Türkolojide yaygın bir kanaat vardır bu konuda. Çünkü Kaşgarlı Mahmut hocamız ısrarla diyor ki kim Umay'a taparsa çocuğu olur. Demek ki çocuğu doğurtabilen, çocuğa vesile olabilen bir kutsal varlık elbet ki bir baş kahraman olamaz, bir melek olamaz. Belli ki daha önemli bir şey kaldı ki Kaan'ın annesi babasını kök Tengri'ye benzetiyorsa annesini Umay'a benzetiyor. Umay da güçlü bir varlık belli ki. Yani ölümlü bir kahramandan çok 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 daha fazla güçlü bir kahraman. Yoksa kahramanlar dolu. Yani Türk kültüründe kahramanlar dolu. Onlarla benzetebilirdi. Onlara örnek olarak onlara şey yapabilirdi. Zaten İbn Fadlan da kendi seyahatnamesinde hep çok tanrıcılıktan bahsediyor. Ha bizim tabii Türkolojide biraz hani cımbızla alıyoruz ya o bir tanrı. Hani ne zaman ki Oğuzlardan birisi bir başına sıkıntı gelirse başını göğe kaldırır ve bir tanrı der. Ama onun o cımbızla aldığımız o ifadenin bir üstü var, bir altı var. Onu da okumakta fayda var. Niçin acaba böyle söylüyor? İşte onu okuduğunuz an niçin bir tanrı dediği anlaşılıyor yani bu konuda. Dolayısıyla orada bir çok tanrıcılık çok güçlü bir şekilde var ve tabii ki coğrafya çok önemli. Yani kuzeye gittikçe cehennemdeki sıcaklık soğukluğa dönüşüyor. Yani dolayısıyla burada tabii determinist bir yaklaşım içerisinde baktığımız zaman böyle bir şey diyebiliyoruz. Ama öte taraftan dünyadaki birçok araştırmacı mesela putperest Yunan'ı araştırırken bile Pisagoras için şaman diyebiliyorlar. Empedokles için şaman diyebiliyorlar. Hani bu dört temel elemanı ortaya çıkaran ateş, su, hava, toprak elemanlarını hepimiz bahsediyoruz bu teoriden. Ama bunu ortaya koyan ilk Empedokles için bile şaman diyebiliyorlar. Ha, buna karşı çıkan da araştırmacılar var. Hem de şiddetle. Yani Altaylardan gelen bir kavramı, ilkel dediğimiz bir kültürden gelen bir kavram, biz nasıl olur da Hint-Avrupa kültürünün bu yüksek medeniyetin beşi olan bir putperest Yunan'a nasıl uygulayabiliriz diye içtenlikle şaşıranlar var. Abi, tabii bizim Türkologlar şaşırmıyor. Çünkü alışkınlar. Ama
Adam diyor ki İsrail'de 13 bin yıllık bir kadın şaman bulunuyor arkeologlar tarafından. Hem de şaman diyorlar ona. Şimdi biz kalkıyoruz diyoruz ki ya coğrafya önemli tamam ama İsrail'de 13 bin yıllık şaman kadından bahsediliyor. Ya da Klaus Schmidt hocamız ne diyor? Vefat etti şimdi saygıyla analım onu. Profesör Doktor Klaus Schmidt ne diyor? Şamanlık önemlidir. Göbekli Tepe'yi anlayabilmemiz, anlamlandırabilmemiz için. Yani şimdi Alman asıllı bir arkeolog bunu söylüyorsa bu benim için yeterlidir. Ben kalkıp da niçin şamanlık diyor falan diyemem. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da Finlandiya'nın sınırında Korel Yarımadası'nda 9000 yıllık bir şaman mezarından bahsedilebiliyorsa bu benim için önemlidir. Eğer ki daha da ileri kuzeybatıya gidiyorum ve Neolitik dönemde kuzeybatıda bağlıyorum şimdi hemen. Kuzeybatı coğrafyada hep biz Hint Avrupalı diye alışmış olduğumuz bir kütle varken Mongoloid tipler ortaya çıkıyor. Şimdi bu da arkeolojide ciddi bir problemdir. Yani Kuzey Avrupa'da Avrupoid dediğimiz ırkın memleketinde Mongoloid tipler var. Şimdi bu Neolitik çağda çok büyük bir problem. Ve bunu çözebilmek için insanlar uğraşıyorlar. Mesela bir Rusyalı araştırmacı var. Diyor ki batıdaki mitoloji, bu çok önemli, Sibirya kökenli mitolojiden etkilenmiştir. Ve bunu diyebilmek için 55 bin tane metin taramıştır. Amerika, Rusya, Sibirya'daki, Avrupa'daki Slav halkları, Nordik halkları bunların mitolojisini taramak suretiyle bu sonuca varıyor. Dolayısıyla bunların kökeninin Sibirya'dan oraya gittiğini söylüyor. Zaten Neolitik çağda çok yoğun bir temaslar var. Sibirya'daki halklar Batı Avrupa'ya kadar gidiyor. Oradaki halklar bu tarafa gidiyor. Ama burada unutulmaması gereken olay şudur. Hani biz sık sıklıkla dünya çapında unutulan bir husustur bu. Ne zaman ki Avrupoid bir tip görürsek mutlaka Hint Avrupalı diye yorumluyoruz. Aslında bu yanlış. Böyle bir yani antropolojik, fenotipik yapı ile dilsel kimlik ve etnik kimlik arasında hiçbir bağlantı yoktur. Bu şimdiye kadar zaten bir espriyi anlatayım ondan sonra bağlayayım. En son bir buluntu yapılmıştır, keşfedilmiştir Sibirya'da. Ve tabii doğal olarak bakmışlar kafatası Avrupoid. Demişler ki bu Hint Avrupalı olabilir. Daha sonra MR'ı çekilince atalarımızın şakası tabii 2500 yıllık mazisi olan diyorlar ki ya bu bir insana ait değilmiş. Bu kafatasının içinde koyun kafası varmış. Yani böyle şakalar böyle şeyler de olabiliyor. Yani her şeyi de Hint Avrupalı'ya bağlamamak lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Kaldı ki Paleolitik dönem ondan sonra Malta, ondan sonra Buret, ondan sonra Açinsk bölgesindeki yerleşim yerleri, Paleolitik dönemine ait yerleşim yerlerinin yerlisi Paleo-Mongoloid'tir. Yani bunu hep unutuyoruz arkeoloji bakımından. Dolayısıyla mesela taşlık kültürü önemli bir kültür. Türk kültürüyle ilgili bir kültürdür ve orada fenotiplere baktığın zaman karma bir fenotip var. Mongoloid'i var, Avrupoid'i var. Dolayısıyla hep karma bir ne diyorlar ona fenotipe sahip idi atalarımız diye düşünüyorum. Ve kültürel olarak da böyle düşünebiliriz diyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bugün süre konusunda biraz sıkıntı yaşasak da aslında çok değerli bilgiler öğreniyoruz. O sebeple tabii süre için sitem ediyorum ama bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Ömer Hocam, sizdeyiz. Diğer soruyu da son soruyu da sizle başlatacağız. Öncelikle çok tanrıcılık, pagan inancı Türklerde var mıdır? Bu konuyla ilgili neler düşünürsünüz? Şimdi Timur Hocam konuyu çok detaylandırdı açıkçası. Evet. Pek bir şey bıraktı mı diye ben düşünüyorum. Ben şu noktadan belki girebilirim. Hani dilsel bakımdan bakacak olursak özellikle Orhun yazıtlarında veyahut da işte Kaşgarlı Mahmut'un Divan Nigat Türk'ünde geçen kavramlar üzerinden biraz okuma yapacak olursak eski Türklerin inançlarında yer alan
kutsal varlıklar hangileriydi? İşte az önce hocamın da belirttiği gibi örneğin Umay Ana veyahut da Erlikan, Ülgen, Kayrahan gibi birçok biz kavram görüyoruz. Bu kavramlara yaklaşırken bunlar ne şekilde kullanılıyor ve onlara nasıl bir kutsiyet atfedilmiş diye gördüğümüzde bunun günümüzdeki dinsel inançta Tanrı yerine konulan varlıklar olarak adlandırılabildiklerini görebiliyoruz. Veyahut da okumayı yaparken şu bakımdan da bakabiliriz. Şamanizmde elbette ki melek yok. Fakat günümüzde İslamiyet inancında da dört büyük melek ve onun akabinde birçok göreve haiz olan kimi melekler var. Şimdi bunların her birinin de ayrı ayrı görevleri olduğunu veyahut da işte günlük hayata etkilerinin olduğunu az önce sözünü ettiğim kavramlar itibariyle hepsinin görevlerinin olduğunu görmekteyiz. İşte kimisi var ki doğa olaylarına hakim. Kiminde mesela yine çocukların Umay'da olduğu gibi çocukların doğumunda önemli ve çocukları koruyan bir ruh olarak yine geçiyor veyahut da tanrıça olarak yine adlandırılmakta. Tüm bunların kutsallığına baktığımızda Türklerin dönem dönem yine çok tanrıcı olduklarını okuyabiliriz. Bununla beraber yine bunların hani günümüze etkileri vesaire tüm bunları hani birazcık değindik konuştuk fakat mesela yine Şaman Türkler eski dönemlerde ne yaparlardı? Özellikle kaybettikleri büyüklerinin adına birer balçıktan, topraktan küçük işte putçuklar veya da küçük bir takım simgeler oluştururlardı. Yani bugünkü biblo diyebileceğimiz nesneleri ve bunları da özellikle evlerinde bulundukları mekanlarda ateşin bulunduğu yerlere veyahut da işte iki köşenin birleştiği kutsal olarak gördükleri yerlere, mekanlara koymaktaydılar ki onların ruhlarını yine beraberinde taşıdıklarını düşünmekteydiler. Bugün zaten Anadolu'da köylere girdiğimizde derleme çalışmaları yapan halk bilimciler de çok iyi bilecektir. Girdiğimizde hemen aile büyüklerinin özellikle vefat eden büyük dedelerin büyüklerinin daha da eski atalarının resimlerinin, fotoğraflarının duvarları süslediğini görmekteyiz. Yani senin sorduğun soru bağlamında da o eski inanış, o atalar kültünün devamı günümüzde de zaten kendini gösteriyor ve kendini yaşatıyor diye düşünüyorum. Diğer soruna da buradan geçelim. Çok teşekkür ediyorum. Hemen diğer soruyu soruyorum. Süreyi de doğru kullanmak adına. Özellikle tabii burada üç farklı uzman var karşımda. Mitoloji üzerine, şamanizm üzerine detaylı araştırma yapmış. Peki biz mitolojiyi acaba çocuklara nasıl ulaştırırız? Çocuklar ve mitoloji ilişkisi nasıl olabilir gibi bir soru sormak istiyorum. Ki bu arada da hemen Ömer abi senin Yeşimtaşı Efsanesi kitabına da değinmeden olmaz. Sen bu konuda çalışmalar yapan birisimsin. Buyursunlar. Evet. Evet, teşekkür ediyorum Esat kardeşim. Doğru. Şimdi Türk mitolojisi bu kadar konuşuyoruz. Akademik araştırmalar yapılıyor. Üzerine makaleler yazılıyor. Sergen Bey'in de yazmış olduğu gibi önemli yine eserler, yine Timur Hocam'ın ortaya koyduğu kitaplar ortaya dökülüyor. Ama senin sorduğun soruda gençlere, çocuklara bunlar nasıl ulaştırılabilir? Ki sorulan sorularda da ben görüyorum. Canlandırılması gereken hangi unsurlar, hangi ritüeller var gibi de sorular gelmekte. Ya bunları öğretmek, bunları kavratmak ve özellikle gençlerin de özlerine dönebilmeleri ve özlerindeki kimi kültürel değerlerle yüzleşebilmelerini sağlamak adına bunun önemli olduğunu düşünmekteyim. Ve senin de ifade ettiğin gibi bu yılın başında çıkan Yeşimtaşı Efsanesi kitabında da yine bu bir üçlü roman serisi ve gençlere yönelik olarak kaleme aldığım bir kitap, bir kurgu. Orada da yine Türklerin kutsal bir taş olarak adlandırdıkları Yeşim Taşı'nın hayatımız olan etkilerini biraz kurgusal bir şekilde günümüz Ankara'sında geçen olaylar silsilesi içerisinde dile getirmeye ve aktarmaya çalıştım. İşte biz böyle ufak ufak romanlarla, hikayelerle, öykülerle bunun devamında özellikle gençlerin popüler olarak kullandıkları bilgisayarlar ve yine cep telefonları oyunlarıyla ve yine sürekli olarak gençlerin ve yine yoğun bir şekilde son dönemde
izlenilen kimi platformlardaki diziler, sinemalar, animasyonlar, çizgi filmler aracılığıyla mitolojik ögeler ve unsurlar verilebilir, aktarılabilir. Çünkü bunların kağıt üzerinde kalmaması ve nesillere de aktarılması gerekiyor. Çünkü çok önemli olduğunu düşündüğümüz Umay Ana'nın çok önemli olduğunu ifade ettiğimiz Türk mitolojik sistemindeki kimi inançların, ritüellerin günümüzde gençler tarafından bilinmesi mühim. Çünkü ilk sorduğun soru da programın başında neydi? İşte Yunan mitolojisine dair çok şey biliniyor, işte Türk mitlerine ilgi yavaş yavaş uyanıyor gibi. Bu bağlamda da düşünecek olursak, böyle bir ilgi varken bu ilgiyi, evet dizilerde işte Vikingler veyahut da son dönemde yine mitsel, mitik unsurların yine işlendiği kimi Stranger Things gibi diziler veyahut da Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi gibi kitaplar evet. ve filmler. Tüm bunların bunlara özellikle Türk okurunun da, Türk gençlerinin de, genç okurunun da önemli bir ilgisi varken bunu neden biz kendi Türk mitolojimizi aktararak kanalize etmeyelim? Neden bunu biz kendi gençlerimize aktarmayalım noktasında biraz kafa yormak gerekiyor? Çünkü burada bir açıklık var. Ve fantazyanın yükseldiği, gerçekliğin çöktüğü, fantastik edebiyatın yükseldiği böylesine bir dönemde bizim edebiyatımız ve eser verecek olan kişilerin niteliği ve niceliği konusunda çok bakir bir ortam bulunmakta. Bu bakir ortam içerisinde de bizlerin eser vermesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela işte somut olmayan kültürel miras içerisinde yer alan kimi kültürel unsurların, kimi inançsal verilerin çok fazla kağıt üstünde kalmaması gerektiği ve bunun sanatçılarla buluşmasının gerektiğine inanmaktayım. İşte resimle, heykelle ve yine az önce söz ettiğim gibi edebiyat ve sinema yoluyla bunların aktarılması ve ulaştırılması gerekiyor. Tabii bunun önünde de Timur Hocam'ın da en başta bahsettiği gibi hani böyle art niyetli insanlar var dedik ya şamanizm konusunda da. Bu konuda da yine art niyetli insanlar karşımıza çıkacak ve çıkıyor maalesef. Tüm bunları aşabilmek adına topyekün hem disiplinler arası çalışılması gerekiyor. Hem farklı sanat dallarında ve yine akademideki kişilerin bir araya gelerek bu işe sistemli bir şekilde kafa yorması gerekiyor. Yani bunun sadece YouTube kanalındaki bir sohbet sırasında söylenilen bir söz olarak kalması veyahut da sadece işte raflarda duran bir kitap üzerinde kalmasının pek de bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Ki yıllar içerisinde bunu deneyenler çünkü olmuştur elbette. Belki YouTube yokken farklı kanallarda deniyorlardı. Ama günümüzde biz bunları daha sistemli bir şekilde getirerek ilerletip okurun, gencin, çocuğun önüne koyabilmeli. Ve işte o zorunlu olarak Türk eğitim sistemi içerisine giren kimi kavramlar var dedik. Hani cımbızla baktığımızda altından neler çıkacağı gerçeğiyle karşılaşacağız gibi noktalarda. İşte tüm bunların hepsinin gerçekliğe ulaşması, aydınlanabilmesi ve korkusuz bir şekilde bazı gerçekleri de anlatabilmemiz için özellikle eğitilmesi gereken ilk yaş grubu işte 7-12 ve 12-17 yaş arasındaki yaş grupları dolayısıyla da yeni yeni kitaplarla, romanlarla, fikirlerle ve sanat eserleriyle karşılaşan kişiler. Çünkü tekrar söyleyecek olursam fantastik edebiyatın, kurgunun, mitolojik oyunların bu kadar yükseldiği, bu kadar ilgi duyulduğu bir dönemde bizim elimiz boş olursa insanlar, gençler de bu açığı farklı yerlerden, farklı mitolojileri öğrenerek dolduracaklardır. Ve biz de elimizden geleni yapalım. Yeşim Taşı'na vurgu yaptığın için de tekrardan teşekkür ediyorum. Ben Efsanesi kitabında okumanızı önemli rica ederim. Kıymetli Timur Hocam, siz acaba çocuk ve mitoloji konusunda ne düşünürsünüz? Tabii diğer iki yazarımızın ve konuşmacımızın kitaplarını söyledik. Timur Hocam'ın da son yeni baskısı yapılan Şaman Doğan'ın Şifası Uyanınca kitabını da söylemeden olmaz. Hocamızın kitabını da ilgililer kesinlikle edinmeli. Hemen gösterelim. Evet, hocam. Acaba çocuk ve mitoloji hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi çocuklar ve gençler önemli. Ve ben de bu konuda çalışmalar yapıyorum. Özellikle Hakas Türklerine ait olan binlerce yıllık geçmişi bulunan kahramanın destanları Türkiye'sine aktararak, yani kendim 4 tane destan aktardım şimdiye kadar. Bunlardan ilki Huban Arı, ikincisi Han Mirgen, üçüncüsü Ahşi Bekarı.
Hubanar hacim itibariyle Homeros tarafından anlatılan İlyada ile neredeyse aynı. Odiseya'dan daha büyük, İlyada ile başa baş diyebiliriz. Dolayısıyla şimdiye kadar Türkiye Türkçesine aktarılan destanların içerisinde hacim olarak en genişidir Hubanar. Ve şamanizm, içi kaynıyor yani şamanizmle. Yani bunun yanında Tolkien tarafından yazılan hikayeler, romanlar, kurgular sönüp kalabilir. Nitekim Türk gençliği bu çalışmaları alıp daha sonra bilgisayarlaştırmıştır. Ya bilgisayar vasıtasıyla çeşitli tasarımlara için bir kaynak, bir esin kaynağı olarak kullanmıştır. Hatta yarışmalara katılmıştır. Yani böyle ilginç şeyler de var, gelişmeler var. Bu tek bir örnek vermek gerekirse ve tabii ki şaman mitolojisine, yani Türk mitolojisine, Türk destanlarına başvurduğumuz zaman tek tanrılı inançlar öncesine ait olan çok tanrıcılık. Yani mesela Hakas destanlarına baktığınız zaman Şogar Turgan Toğız Şayan diyor. Yani yukarıda Şogar, yukarı duran dokuz yaratıcıdan bahsediyorlar. Yani dolayısıyla burada bir çok tanrıcılıktan bahsediyoruz. Eğer somut kaynak gerekiyorsa Türkolojide bunlar vardır. Zaten Vilmos Diyosegi 1956-57'de Hakas'a gitmiş ve orada araştırmalar yapmış olan Diyosegi demiştir ki eğer ki Hungarolojiden bahsetmek istiyorsak şamanizm araştırmamız şarttır. Özkul Çobanoğlu da bunu Türkoloji için söylüyor. Eğer sağlam temeller olan Türkolojiden bahsetmek istiyorsak şamanizm araştırmamız kaçınılmaz bir şarttır. Olmazsa olmazdır. Zaten şamanizmi anlayabilmemiz için nasıl ki eski putperest Yunanları anlayabilmemiz için Yunan mitolojisine başvuruyorsak aynı şekilde şamanizmi anlayabilmemiz için en büyük kaynaklardan biri şaman mitolojisidir. Onun içinde de destanlar önemli ve bu destanlar demin de bahsetmiştim 10 milyonlarca satırdan oluşuyor aslında hepsi birden. Mesela sadece Hakaslar aldığımız zaman 400-500 tane satır 400-500 tane destan var. Bunları hepsini bir araya getirdiğiniz zaman belki de 10 milyon satırdan bahsediyoruz. Yani bu sadece Hakas Türkleri. Ve bunların büyük bölümü güneş ışığını görmemiştir şimdiye kadar. Yani dolayısıyla çalışmak yani tabii yani bütün Türk dünyasını aldığımız zaman 100 milyon satırdan bahsedebiliriz. Türk mitolojisi olarak. Ha biz tabii ki bunların içerisinde birkaç tanesiyle kendimizi sınırlı tutarsak çeşitli kaygılardan ötürü haklı ya da haksız. Bu sefer dünya tabii ki doğal olarak Türk mitolojisini kabul etmeyebilir. Diyecek ki ya Türk mitolojisi 5-6 tane destandan oluşuyor. 5-6 tane söylenceden oluşuyor. Daha fazlası bunlar da yok. Hem kendi destan dünyamızdan çekiniyoruz hem de dünya niçin Türk mitolojisini kabul etmiyor? Niçin dünya Yunan mitolojisini kabul ediyor? Niçin dünya İskandinav mitolojisini kabul ediyor? İran mitolojisini vesaire vesaire kabul ederken Türk mitolojisine gelince kabul etmiyor. Çünkü ilk önce biz kabul edeceğiz. Yani kaygılardan uzak, ön yargılardan uzak bir şekilde. Dolayısıyla o zaman gençler de öğrenir, çocuklar da öğrenir. Herkes kendi geçmişini, kendi kültürel zenginliğini ve sadece Mış'ta kalan değil, Caklı dönem için de büyük bir esin kaynağı olan, mesela çevrecilik konusunda niçin şamanlık şu anda gündemde? Çevre. En büyük problem çevrecilik. Ve şamanizmin en büyük damarı çevrecilikle ilgili münasebetlerinden ileri geliyor. O yüzden insanlar yoksa şamanlığı sevdiği için değil, yani şamanlığın ne arkasında kocaman medya kuruluşları var, sabahtan akşama kadar övgü yağdıran şamanizme, böyle bir şey yok. Dolayısıyla hiç kimsenin umurunda değil şamanizm. Ama niçin şamanizme insanlar başvuruyorlar? İşte bundan ötürü. Yani çevreyle ilgili problemler, kimlikle ilgili problemler, kadın araştırmalarıyla, feminizmle ilgili araştırmalar ve bütün bunlarda gençlik orada sorun yanıtlarını bulabilir. Ama bunun için çalışmaların yapılması lazım tabii ki. Ve bu konuda şaman mitolojisi önceliklidir diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Peki son olarak Sergen abi, acaba sen çocuk ve mitoloji üzerine neler söylemek istersin? Çocuklara mitoloji öğretmemize gerek yok. Çünkü çocukların zihinleri zaten mitolojik çalışır. Daha sonraki dönemlerinde
o mitolojik belleklerini farklı şekillerde yontarak tektipleştiririz. İnsanların yaptığı bir şey bu. Çok çeşitli antropolojik araştırmaların gösterdiği bir şey var. İnsanların bilinçaltında bastırdıkları bir politeist sistem var. İnsan tek tanrıcı bir varlık değil. Her şey için bir şeylere tapınmak istiyor. Böyle bir bilinçaltı var insanda. Ve bunu biz çocukluğumuzdan itibaren getiriyoruz. Ve daha sonraki içinde bulunduğumuz kültür bunu dönüştürüyor. İçinde bulunduğumuz kültürü dönüştürmeden, içinde bulunduğumuz dominant reddiyeci yapıyı dönüştürmeden, basit bilgisayar oyunları veya hikayelerle, karikatürlerle, çizgi romanlarla yapacağımız şey, yani oyun olur. Kültürel bir öğedir, önemlidir ama çok benim için de pek de bir şey ifade etmez. Ne olacak yani? Uma ile oynamazsın da Afrodit ile Venüs ile bilmem neyle yapsın. Ne olacak yani? Onun tarihsel varlığını kabul etmesi. Esas mesele bu. Bunu kabul ettirmek için de öncelikle bunu akademiye kabul ettirmek lazım. Türk Akademisi, yani bunu bir genel geçer şey olarak söylemiyorum. Özellikle genel Türk tarihi alanında söyleyelim, Türkoloji alanında söyleyelim. Çok kemikleşmiş fikirlere sahip bir kitleden oluşuyor. Türk Akademisi'nin antropolojiye, biyolojiye, arkeolojiye bir an evvel açılması gerekiyor. Sadece dil yapılarıyla ilgilenerek, sadece işte baskın bir İslami düşünceyle mitolojiyi ve prehistoriyi hiçe sayarak genel Türk tarihçiliği yapılamaz. Yaptığınız şey de bilim olmaz. Kendi inançlarınız doğrultusunda tarihi çarpıtarak bir takım veriler ortaya koyuyorsunuz. İnsanın geçirdiği biyolojik evrim ortadadır. İnsanın geçirdiği nörolojik evrim ortadadır. Bu nörolojik evrimin en önemli kırılma noktalarından birisi şamanizm. Şamanizm kendinden sonra gelen pek çok dini sistemin temelini oluşturmuştur. Biz bunu reddettiğimiz anda ardından gelen pek çok sistemi zaten otomatik olarak reddediyoruz. O açıdan çocukları çok önemli. Oyunlar, hikayeler, karikatür kitapları, dijital ortam, bunlar çok önemli. Fakat ben bundan çok çok daha önemli olan şeyin akademideki kemikleşmiş fikirlerin kırılması olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bir an evvel antropolojiyle, biyolojiyle, arkeolojiyle içli dışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekleme yapmak var mı acaba? Önce size sorayım. Zannediyorum yok. Timur hocam siz bir kafir hocam siz. Ekleme yapmak için. Evet buyurun dedi. Yani demin de onu unuttum ben eklemeyi. Şamanizm birçok araştırmacı tarafından evrime açık olan bir inanç sistemi olarak nitelendiriliyor. Nitekim sözlü kültüre sahip olması bunu gösteriyor. Yani dinamik bir yapısı var şamanizmin. Yani biz geçmişte şöyleydi, böyleydi diyerek şamanizmi sürekli oraya yönlendirmeye çalıştığımız zaman bu çok anakronik kalıyor. Çünkü sürekli değişiyor. Zaten bütün inanç sistemleri evrim geçiriyor. Fakat evrim kavramı ortada yokken Michael Harner, Profesör Doktor Michael Harner'a göre şamanizmde evrimcilik vardı. Nitekim doğayla, çevreyle akrabalık düşüncesi şamanizmin özünü oluşturur. Bunları eklemek istemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Biraz yankı yaptı ama sizin söylemleriniz gayet anlaşıldı. Efendim gerçekten kıymetli Timur hocama, Ömer hocama ve Sergen hocama ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün şamanizmi, şaman kimdir? Şaman Türkler nasıl insanlardı? İşte çocuk ve mitolojinin ilişkisi nasıl değerlendirilmeli?
Türklerde pagan inancının etkisi var mıydı? Şamanizm bir din mi yoksa inanç mı gibi? Çok önemli ve yıllardır belki de tartışılan, konuşulan konuları masaya yatırdık ve bu konu üzerine istişare ettik. Kıymetli konuşmacılarımızdan fikirler aldık. Her birine ayrı ayrı tekrar teşekkür ederek ve yine yayın boyunca yorumlarını eksik etmeyen, sorular soran, fikir beyan eden kıymetli konuklarımıza, izleyicilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar bir çağrı yapmış olayım. Biz Milli Düşünce Merkezi olarak söz konusu adıyla yapmış olduğumuz bu programlarda alanında uzman olan herkesle, tabii kendisini Türk milliyetçisi tanımlamak kaydıyla, alanında uzman olan herkesle birebir o alana dair söyleşi yapmak, fikirlerini almak ve onun düşüncelerini de topluma yansıtmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkese ve kıymetli özellikle konuklarıma ayrı ayrı. Sağ olunuz, var olunuz diyerek programı sonlandırıyorum. Size teşekkürler.